82. bölüm cemaatle namazın fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: cemaatle kılınan namaz tek kişinin kıldığı namazdan 27 derece daha faziletlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin namazda bulunmadıklarını fark etti. Bunun üzerine buyurdu ki: İstedim ki yerime birini insanlara namaz kıldırması için tayin edeyim. Sonra çıkıp namaza gelmeyenleri arayıp bulayım ve evlerini başlarına yakayım. Bu hadisi şerifin diğer bir rivayeti şöyledir: sonra gidip cemaatten geri kalanları bulayım. Ardından odun yığıp evlerinin yakılmasını emredeyim. Eğer bunlardan biri yağlı bir kemik ya da hayvan paçası bulacaklarını bilselerdi, elbette cemaatle namazda hazır bulunurlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada yatsı namazını kastediyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder: yatsı namazını cemaatle kılan kişi gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim bir vakti cemaatle kılarsa göğsü ibadetle dolar. Sa'id bin el-Müseyyib rahmetullahi aleyh şöyle der: 20 senedir müezzin her ezan okuduğunda ben mescitte olurum. Muhammed bin Vasi şöyle der: dünyadan istediğim sadece şu üç şeydir. Eğrilip yanıldığım zaman beni doğrultacak bir din kardeşim. Kimseye muhtaç olmadan zaruri geçim kaynağı olan rızık. Yanlışlığından muaf tutulduğum ve faziletini elde ettiğim cemaatle namaz. Rivayet edildiğine göre Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh bir defasında bazı kimselere imamlık yaparak namaz kıldı. Namazı bitirince dedi ki: biraz öncesine kadar şeytan durmadan benimle uğraşıp durdu ve kendimi başkalarından üstün görmeme yol açtı. Artık asla imamlık yapmayacağım. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der: alimlerle düşüp kalkmayan kişinin arkasında namaz kılmayın. İbrahim en-Nehai rahmetullahi aleyh şöyle der: İlmi yetersiz olduğu halde namaz kıldıran kişinin durumu denizden ölçekle su doldurana benzer. Hangisinin fazla, hangisinin eksik olduğunu fark edemez. Hatemi Esam rahmetullahi aleyh şöyle der: bir vakit namazı cemaatle kaçırdım. Sadece Ebu İshak el-Buhari bana taziyede bulundu. Eğer bir çocuğum vefat etmiş olsaydı 10.000 kişiden fazlası taziyede bulunurdu. Çünkü insanlar din konusunda başlarına gelen musibetleri dünya konusunda başlarına gelen musibetlerden daha hafif görüyorlar. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle der: namaza yapılan daveti duyduğu halde icabet etmeyen ne kendisi hayrı bulmuştur ne de hayır kendisini. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der: Ademoğlunun kulağına erimiş kurşun dolması ezanı işitip de icabet etmemesinden daha hayırlıdır. Meymun bin Mihran rahmetullahi aleyh bir gün mescide gelir, kendisine derler ki: insanlar namazı kılıp dağıldılar. Bunun üzerine der ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu namazın fazileti benim için Irak valiliğinden daha değerliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim 40 gün tahrim yani namaza başlama tekbirini kaçırmadan cemaatle namaz kılarsa Allahu Teala onun için iki beraat yazar. Biri münafıklıktan kurtuluş beraatı, diğeri de cehennemden kurtuluş beraatı. Denilir ki kıyamet günü olunca yüzleri yıldız gibi parlak bir topluluk mahşer yerine gelir. Melekler onlara derler ki: siz ne tür ameller işlediniz? Onlar şöyle cevap verirler: biz ezanı duyar duymaz hemen kalkar abdest alır, başka bir şeyle meşgul olmazdık.
Sonra yüzleri ay gibi parlak bir topluluk görülür. Onlar da derler ki, bizler daha vakit gelmeden abdest alırdık. Sonra yüzleri güneş gibi parlak bir topluluk görülür. Onlar da der ki, bizler ezanı mescitte duyardık. Rivayet edildiğine göre seleften biri namaza başlama tekbirini kaçırsa, 3 gün kendisine taziyeye giderler. Eğer cemaati kaçırsa, 7 gün taziyede bulunurlardı.